Şeftali Ağacı Hikayesi. Güneş ışıl ışıl, ağaçlar hışır hışır, kuşlar da cıvıl cıvılmış. İnekler bol süt vermiş, tavuklar yumurtlamış, arılar tatlı mı tatlı bal yapmış. Şeker Nine her zamanki marifetiyle kahvaltı masasını hazırlamış, torunlarını uykudan uyandırmış, onlara çıtır çıtır ekmekler kızartmış. Şeker Nine'nin torunları kahvaltılarını yapmışlar. Hepsi sepetlerini kollarına takıp bahçeye çıkmışlar. Bahçedeki çilekleri toplarken yeşil top gibi meyveleri olan bir ağacı fark etmişler ve seslenmişler. Şeker Nine, Şeker Nine. Şeker Nine, kuzucuklarım, yavrucuklarım, beni neden çağırdınız canlarım? Demiş. Torunları, Şeker Nine, tatlı nine, buradaki ağacın ismi ne? Şeker Nine, torunlarım, canlarım, bu ağaca şeftali ağacı derler. Herkes bu ağacın meyvesini afiyetle yer. Demiş. Şeker Nine'nin torunları ağaçtaki şeftalilerden istemişler. Şeker Nine, şeftalilerin daha olgunlaşmadığını, biraz daha büyümesi gerektiğini söylemiş. Torunları şeftaliyi ısrarla yemek istemişler. Torunları Şeker Nine'lerine yalvarmışlar. Şeker Nine, sabredin torunlarım, bu meyvenin olgunlaşması için renginin turuncu olmasını bekleyin. Dediği halde torunlar dinlememiş ve ağaçtan birkaç şeftali koparmışlar. Bir ısırık almışlar, hemen bırakmışlar. Ağızlarını buruşturmuşlar. Şeftaliyi yediklerine bin pişman olmuşlar. Şeker ninelerine, yine sen haklı çıktın Şeker Nine demişler. Şeker Nine gülümsemiş. Torunlarım, yavrularım, şeftalinin olgunlaşmasını bekleseydiniz onun nefis tadına hayran olacaktınız. Şeftali olgunlaşmadan tatlanmaz, tırtıl kelebek olmadan kozadan çıkmaz. Muzun rengi sarıya dönmezse hiç yenmez. Tatlı torunlarım, bundan sonra inşallah sabredersiniz. Demiş. Torunları sabretmenin önemini çok iyi anlamış. Hepsi şeker ninelerine söz vermiş. Kollarında sepetlerle çilek toplamaya devam etmişler. Çilek toplarken karşılarına kiraz ağacı çıkmış. Meyvelerinin rengi henüz olgunlaşmadığı için açık pembeymiş. Hepsi birbirine bakıp gülümsemiş. Aynı anda hep birazdan sabretmeliyiz demişler.